Ben Galatasaray altyapısına ilk girdiğimde, yani soyunma odasına ilk giderken altyapıda, orada bir çerçevede bir yazı vardır. Bunu zaten birkaç arkadaşımız daha söylemiştir röportajlarında, Galatasaray altyapısından çıkmış oyuncular, futbolcular. Yani sizi buraya getiren yeteneğinizdir ama burada tutacak olansa karakterinizdir. Biz Galatasaray altyapısında ilk olarak bunu öğrendik. Baktığınızda futbol geçici bir şey. Bunu yaklaşık oynayabildiğiniz kadar, tabii ki de oynayabileceksiniz ama yani yüksek performansı olarak 35-36'dır. Ki bunların güzel bir örneği var. Şu an aktif olarak futbol oynuyor Burak abi. Geçen sezon futbolu bırakmış Emre abi var. Bunları çok iyi şekilde yansıttılar. Keza Selçuk abi öyle. Ondan sonra da sizi karakteriniz tutacak. Ben o yüzden her zaman o yönde ilerlemeye gayret gösteriyorum. Ki altyapılardan gelecek kardeşlerimizin de, arkadaşlarımızın da bu gerek üç büyüklerin altyapısından, gerekse Anadolu kulüplerinin altyapısından olan futbolcular olsun, futbolcu kardeşlerimiz olsun. Öncelikle şunu düşünmeleri gerekiyor. Futbolu oynayacaksınız oynayabildiğiniz kadar. Ama ondan sonra elinde sonunda futbol bitecek. Belirli bir yere kadar oynayacaksınız. Öyle bir yerde, öyle bir şekilde, öyle bir kişilikte bırakmanız gerekiyor ki, hani bıraktıktan sonra futbolu, futbolculuğunuzdan çok sizin kişiliğiniz, karakteriniz konuşsun ya da konuşulsun. İyi bir oluşum içerisindeyiz. İyi bir yolda ilerliyoruz. Tabii ki de yavaş, küçük adımlarla ilerliyoruz. Ama bu 3-4 haftalık süreden sonra daha da büyük adımlara dönüşeceğini İnşallah. düşünüyorum ben. Yani hiç kimse sanmasın, Malatyaspor'a karşı oynadıklarında normal sıradan kötü bir takıma karşı oynayacaklarını ve puan alacaklarını. Öyle bir şey yok artık. İnşallah. Öyle bir şey olmayacak. Bundan önceki kariyerimde Galatasaray olsun, Sparta Prag olsun, milli takımlar olsun, üst seviyelerde müsabakalar oynadım. Bu karşılaşmalarda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, ne şekilde durulması gerektiğini bilen bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Arkadaşlarımıza güveniyorum. Puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum ben. Tabii ki de futbol bu. Basit hatalar oluyor. Goller yiyoruz ya da rakip takım basit hatalar yapıyor. Goller atıyoruz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her şeyimizi vereceğiz. Ki fazlasını da vermemiz gerekiyor. Galip gelmek istiyorsak veyahut da puan almak istiyorsak. Çünkü her ne kadar hissiyat olarak şu an iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyor olsak da daha ilerlememiz gereken bir seviye olduğunu düşünüyorum ben. Ki iyi durduğumuz takdirde, iyi mücadele ettiğimiz takdirde büyük takımlardan zaten o şekilde puan alınıyor. Ki ben de büyük takımda, Türkiye'nin en büyük takımlarından birisinde oynadım. O yüzden genelde Anadolu takımları gelip İşte büyük takımlarla oynadığında ne şekilde oynaması gerektiğini biliyorum. Ya biz de o şekilde oynayacağız. Elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Ondan sonrasını zaten sonuç olarak göreceğiz ne çıkacak ortaya. Ya tabii ki de baktığınızda benim 2 yıllık kontratım var burada. Şu an ailemle de inanılmaz keyifliyim, mutluyum Ailem burada. burada. Evet, eşimle birlikte buradayım. Yani şu an bulunduğumuz sahaya, tesise gelirken gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. İçimde huzurla geliyorum buraya. Hani bir an önce sabah olsun ki antrenmana geleyim, antrenman yapayım, arkadaşlarımla sohbet edeyim. Keza kulüp olarak da o şekilde. Benim 2 yıllık kontratım var burada. Tabii ki de sonuçta hepimiz profesyonel sporcularız burada. İleriki zamanlarda ne olur, ne biter, orasını kestiremeyiz. Ama şöyle bir şey var, ben her bulunduğum kulübe, camiaya vakti zamanı geldiğinde ayrılmış olsam dahi bir şekilde belirli bir meblağda bir paralar getirmiş futbolcuyum. Keza buradan ayrılırsam da buradan giderken en azından gönül rahatlığıyla gitmiş olurum. Yapmam gerekeni yapmış olduğumu düşünerek ayrılırım Malatyaspor'dan. Ama tabii ki de bunları konuşmak için çok erken. Sonuçta
iyi bir performans sergiliyorum burada. İyi bir takım olduk. Çok keyifli bir ortam var. O yüzden çok mutluyum burada şu an. Yani ilerisini konuşmasak, şimdiyi konuşsak aslında daha mantıklı, daha doğru olur bizim için. Hemen birkaç mesaja göz atalım. Yusuf Yıldız, aferin Semih demiş. Beklentileri karşıladın ama rehavete de kapılmamak lazım, çok çalışmak lazım demiş. Bedrettin Turgut, bu sene sizleri iyi yerlerde görürüz inşallah demiş. Hacı Yoldaş, Malatya'ya gelmesin en çok hangi faktörler etkili oldu demiş. Burada tek faktör söyleyemem tabii ki de. İlk olarak Hamza hocamın telefonla bana ulaşması, benim hakkımda projelerini bana söylemesi. İlk sıraya Hamza hocamı koyarım. Ondan sonra Sayın Başkanımızı ikinci sıraya koyarım. Sağ olsun, o da çok içten davrandı. Ben zaten sadece Malatya Spor'la görüşmem oldu. Onun dışında yurt dışında kariyerime devam etmek istiyordum. Yani Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncem yoktu. Ama Hamza hocam üst üste arayınca ve ben de gönlümün sesini, iç sesimi dinleyince ister istemez değil, isteyerek buraya geldim. İyi ki de gelmişim. Hayatımda verdiğim en doğru kararlarından bir tanesi diyebilirim. Malatya'ya geldim, ben burada sadece lig maçı oynamak istemiyorum. Ben sezon bittiğinde, öbür sezon başladığında Avrupa oynamak istiyorum. Yani bu benim hedeflerimden bir tanesi. Sonuçta tabii ki de büyük camialarla birlikte Avrupa oynamak kolay. Kolay gözüküyor genelde. Ama asıl önemli olan başarılı olmak ya da iyi bir seviyede olduğunu gösterebilmek, Anadolu statüsündeki kulüplerle, camialarla birlikte gidip Avrupa'da, daha doğrusu Avrupa arenası sahnesine çıkabilmek. Ben o yüzden benim hedeflerimden bir tanesi, ki olmayacak bir şey değil bu. Yani şu an gösterdiğimiz performansla yavaş yavaş o seviyelere çıkabildiğimizi düşünüyorum ben, ki bu benim düşüncem. Ben oynayacağımıza imkansız olarak görmüyorum, ben inanıyorum yani takımıma, hocamıza.